kampımız geçiyor çok şiddetli. Güzel geçiyor. Arkadaş ortamı da çok güzel, keyifli. Biraz yoruluyoruz ama güzel, her şey yolunda. Öncelikle bu soruyu ikinci kez cevaplayacağım. Yani aslında bir haftalık bir süre oldu. Normalde Türkiye'den transferlerim vardı. Evet, ama mental olarak çok çok üzüldüm. Çünkü Göztepe'li olduğumu herkes biliyor zaten. Takımla bir alt lige düştüğüm için çok üzgündüm. Ve biraz da tepkiler vardı bana karşı. Hasan Çetinkaya başkanımız da aradığı zaman zaten tamam dedim, ben hemen gelmek istiyorum diye. Bir hafta içinde gerçekleşti. Çünkü Türkiye'de mental olarak o an futbol oynayamayacağımı düşünüyordum yani duygusal olarak. Ondan dedi buradan bir teklif gelince de hemen geldim zaten Bestler'le. Aslında keşke bu 20'li yaşlarımda, 21'li yaşlarımda daha gitseydim. Benim için daha iyi bir gelişim süreci olurdu. Çünkü Türkiye'de maalesef konfor anlamı futbolcular için daha çok. Orada daha çok Avrupa'da disiplin çok ön planda. Yani orada isminin ne olduğunu hiçbir zaman önemi yok. En küçüğü de aynı seviyede, en kariyerlisi de aynı seviyede. Yani bunun bana daha çok gelişim katabileceğini düşünürdüm yani. Yani şu süreçte tabii ki de 29 yaşında oraya geçtiğim için evet gene kaybetmiş bir şeyim yok ama 20 yaşında gitsem daha farklı bir yerlere, seviyelere gelebilirdim diye düşünüyorum. Nasıl diyeyim size, inanılmaz şekilde mental olarak çok rahat edebileceğim bir yer. Yani en ufak örnek vereyim. Genk maçında 6-1 kaybettik galiba, yanlış hatırlamıyorsam. Ve taraftarların arasından çıktık, taraftarlar bize sadece şunu söylüyor: üzülmeyin, bir hafta sonra kazanırız. Yani ben bunu Türkiye'de hiçbir zaman yaşamadım. Aslında Türkiye'de gerçekten çok kaliteli oyuncular var. Kalite olarak bakarsak Türkiye daha ön planda ama maalesef Belçika'da inanılmaz şekilde çok şiddetli oyun oluyor. Yani sürekli kontra atak. Yani git gelli oyun oluyor. Yani 11 kişiyi en önde görebilirsin, 11 kişi en arkada. Yani bu sürekli böyle git geliyor. Yani 90. dakikada 2-1 öndesin, 90+5'te 3-2 olabilir maç. Kariyerim için şöyle bir planlamam var. Yani benim biraz sıkıntılarım oldu ailemden dolayı. 4 ay hemen hemen vizesi çıkmadı ailemin. Daha ailem daha Belçika'ya gelmedi. Ondan dolayı biraz abandon oldu ufak tefek şeyler. Bunun için de ailemle görüşeceğim tekrardan. Hani çocuğum sonuçta okula gidiyor. Okulun, onun bir kararını vereceğiz. Ona göre hareket edeceğiz. Her zaman herkes için büyüktüm. Benim düşünceme göre her Türk genci milli takım formasını giymek istediği hayalinde vardır. Bunu da giydiğim için çok mutluyum. İnşallah daha uzun da giyerim diye düşünüyorum. Bunun için de elimden ne geliyorsa çabalayacağım.